Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 1 Nisan Perşembe. Merhaba. AstraZeneca aşı tavsiyesinin değiştirilmesi sonrası eğitim sendikası GEV personel aşılanana kadar yuvalarda acil bakıma geri dönülmesi çağrısı yaptı. GEV Başkanı Malis Tepe, Funke Medya grubuna yaptığı açıklamada Paskalya'dan sonra meslektaşlarımız aşılanana kadar yuvalarda acil bakıma geri dönmemiz gerekiyor dedi. Kreşlerde enfeksiyon sayısının artması durumunda aşıların geciktirilmesinin personeli tehlikeye atabileceği endişesini dile getiren Tepe, kreşlerde Paskalya tatili yok ve yuvalarda enfeksiyonlar hızla artıyor dedi. Artık çocukların yeni mutanttan daha fazla etkilendiği biliniyor diyen Tepe, bu nedenle kreşlerde acil durum freninin çekilmesi gerektiğini söyledi. Yoğun bakım hekimleri artan korona sayıları nedeniyle yoğun bakım ünitelerinin 4 haftada dolabileceği uyarısı yaptı. Yoğun bakım kayıtları Divi Başkanı Christian Karagiannidis, Anişe Post'a yaptığı açıklamada Mart ortasından bu yana hastanelere 1000 yoğun bakım hastası daha geldi. Bu hız devam ederse 4 haftadan daha kısa bir süre içinde normal kapasite sınırına ulaşmış olacağız dedi. Korku resimleri yapmıyoruz, uyarılarımız rakamlarla örtüşüyor diyen Karagiannidis, şu anda acilen ihtiyaç duyulan şey 2 hafta boyunca sert bir lockdown. Haftada 2 kez okullarda zorunlu test ve aşı merkezlerinde ve doktor muayenehanelerinde aşılamaların hızlandırılması dedi. Almanya'da korona vakaları bir hafta öncesine göre 1600 artarak 24.300'e yükseldi. İnsidans ise 134.2'ye çıktı. Yeni koronavirüsü vakalarında oldukça bulaşıcı İngiliz mutantının oranı yaklaşık olarak %90. Almanya'da sağlık daireleri Robert Koch Enstitüsü'ne 24 saat içinde 24.300 yeni korona vakası bildirdi. Bundan başka aynı süre içinde 201 insan daha virüsten hayatını kaybetti. Bir hafta önce Perşembe günü RKI 24 saat içinde 22.657 yeni korona ve 228 yeni ölüm vakası kaydetmişti. Ülke genelinde insidans 134.2'ye yükseldi. Ülke genelinde 100 bin insan başına 7 gün içinde bildirilen günlük yeni korona hastaları 7 günlük izlilers 132.2'den 134.2'ye çıktı. Pandeminin başlangıcından bu yana Almanya'da 2.833.173 insana virüs bulaştı. Virüs nedeniyle ölenlerin toplam sayısı da 76.543'e yükseldi. RKI'ye göre Almanya'da hızla yayılan, ilk olarak İngiltere'de keşfedilen çok bulaşıcı korona varyantı B.1.1.7'nin virüs vakalarındaki payı %88'e yükseldi. Önemli ölçüde daha bulaşıcı ve muhtemelen diğer varyantlardan daha şiddetli hastalık seyrine neden olan mutantın yayılması endişe veriyor. Bu nedenle kliniklerdeki COVID vakalarında daha fazla artış bekleniyor. Essen eyaletinde ise son 24 saat içinde 80'i Kassel ve çevresinde olmak üzere 1879 yeni korona vakası tespit edildi. Aynı süre içinde 17 insanın daha hayatını kaybetmesiyle koronadan ölenlerin sayısı 6338'e çıktı. 7 günlük inzidans 138.1 olarak kayıtlara geçti. Bu değer Kassel'de 129.4, Kassel ve çevresinde ise 138 olarak belirlendi. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'daki korona aşılama kampanyasını kabul edilemez derecede yavaş olmakla eleştirdi.
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, aşının salgının üstesinden gelmek için en iyi yöntem olduğunu ve Avrupa'da aşının yavaş dağıtımının pandeminin süresini uzattığını söyledi. Kluge, stoklarımızda bulunan her doz aşının kullanılması gerekiyor. Hemen, şimdi, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden da iki hafta önce Avrupa'yı olumsuz bir örnek olarak göstermiş ve Amerikalılara lütfen, lütfen Avrupa'da olanların televizyonda gördüğünüz gibi olmasına izin vermeyin diye yalvarmıştı. Vaka sayısı kaygı verici. Avrupa'da vaka sayılarının aylardır olmadığı kadar kaygı verici bir seviyeye çıktığı görülüyor. Bir hafta içinde kaydedilen toplam vaka sayısı bundan 4 hafta önce 1 milyondan az olmasına rağmen geçen hafta bu sayı 1 milyon 600 bini aştı. Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ölümlerin hızla 1 milyon sınırına ilerlediği uyarısında bulunan Kluge, kaydedilen toplam vaka sayısının yakında 45 milyonu aşacağını tahmin ettiklerini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Acil Durum Koordinatörü Nizza'da koronavirüsün yayılma hızı azaltılmazsa yeni koronavirüs varyantlarının ortaya çıkabileceği konusunda uyarıda bulundu. Hessen eyaletinde yaşlı bakım evleri ve huzur evlerinde kalanlar aşılandı ancak bu birinci risk grubunda yer alanların tamamının aşılandığı anlamına gelmiyor. 80 yaş üstü birinci risk grubunda yer alan yaklaşık 140 bin insan hala aşılanmadı. Aynı zamanda yuvalarda çalışanlar ve muayenehane personeli gibi gençlerin aşılanması ise sürüyor. Mevcut tahminlere göre yaşlıların tamamının aşılanması yaz başlangıcına kadar sürecek. Sosyal Birlik FDK, CDU'nun emeklilik planlarını reddetti. Basında çıkan haberlere göre CDU, emekli maaşlarının finanse edilebilmesi gerekçesiyle herhangi bir kesinti olmaksızın emeklilik yaşını 67 yaşın üzerine çıkarmaya karar verdi. Buna göre 2031'den itibaren bu yaş sınırı artan yaşam süresine göre kademeli olarak ayarlanacak. Sosyal Birlik FDK Başkanı Ferena Bentele Perşembe günü Berlin'de şunları söyledi. 63 yaşında emeklilik 45 yıl boyunca ağır çalışma sonucu gerçekleşiyor. Böylece 63 yaşında emekli olmayı hak ediyorsunuz. Yasama organı emeklilik yaşını daha da yükseltirse daha fazla yaşlılıkta sosyal kutuplaşma olacağını vurgulayan Bentele, özellikle düşük ücretli işlerde çalışan insanlar bir yandan daha düşük emekli maaşı alıyor, diğer yandan da ortalama olarak daha az yaşıyorlar. Onlar için daha sonra emekli olmak büyük bir emeklilik kesintisi anlamına geliyor, dedi. CDU saflarından gelen öneriyi reddetti. Bentele'ye göre emekli maaşlarının kriz sırasında bile istikrarlı olduğu kanıtlandı. Alman Sigortalar Birliği'nin rezervleri yüksek, yaklaşık 35 milyar euro. Dolayısıyla birliğin emekli maaşının finanse edilemeyeceği yönündeki açıklamaları yanlış. FDK, yasal emekliliğin güçlendirilmesini, emeklilikte ödenen maaş hesaplaması düzeyinin en az %50 olarak sabitlenmesini ve emekli maaşlarının ücretlerle aynı doğrultuda artmasını talep etti. Değerli Radyo Kasel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.